Yağ geziyoruz. Kahvaltılarda. Para kazanıyoruz değil mi canım? Samsun'da bilmeyenler için outlet bir AVM. Şöyle %50 indirimlerimiz. 49 TL. 59 bu da. Elbise. Sünnetlik olmuş. Böyle hepsi ayrılmış. Burası erkek kısmı. Asistan simitler, tatlı. Burayı da bedenlere göre ayırmışlar. Şöyle New Balance 629. Ne denedi acaba? Bak bunu çok sevdim. Şimdi eski gün gibi değil. Kıymalı pidemiz var. Semaver yaptık, sigorta attı. Evet, o nemlendirmeye yarıyor. Biraz gül suyu kokuyor. Kolonyayı yitirdim. Nazar çıktı diyelim ama şimdi bu camı kim temizleyecek? Olsun, mis gibi kokuyor şu an. Kolonya kokuyor o da. Kanalıma hoş geldiniz. Şurayı toparlıyorum, sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu kolonyanın ıslaklığı bir kurusun iyice. O zamana kadar da biz kahvaltı yapalım dedik. Çünkü saat hani boş verin, çok geç oldu ve biz hala anca kahvaltı yapıyoruz. Bizim bir önceki vlogda aldığımız patates kızartması. Güzeldi bu arada. Salatalar. Airfryer'de patates kızartma tarifi vereceğim. Biraz böyle yağ geziyoruz üstünde. Bu kısım belki hoşunuza gitmeyebilir ama elimizle karıştırıyoruz. 200 derecede yapıyorum ve 10 dakika. 15 mi yapsam? Bir 10 dakika yapalım, olmazsa bir 5 dakikada yaparız. Fuisli'nin şu yeni çıkan frambuazlı içeceğini denettiriyor bana. Dün aldık yeni görünce. Yok yani çok... Yapay. Yapay bir tadı var, çok yani. Bildiğim bir öğütlenli jelibomu sıkmışlar. Yani evet, ben de bir daha almam yani. Evet. Şimdi 10 dakika dedik ya airfryer'de. 5 dakika daha yapıyoruz tam pişsin diye. Yumurtalarımız oldu. Bayağı güzel oldular bakın. Tam McDonald's patatesi. Kahvaltılarda bu cennet mahallesi izliyoruz. Karışık ama hani belirli bir sıramız yok. Zaten bütün bölümlere hakim olduğumuz için hani karışık izliyoruz. Hangisinin kapak fotoğrafı güzelse. 2 milyon alıyor. Merhabalar. Şimdi Lavlet'e geldik. Biraz alışveriş yapmaya çalışacağız. Burası Samsun'da bilmeyenler için outlet bir AVM. İnşallah güzel şeyler bulabiliriz. Bazen çok güzel şeyler oluyor, bazen zor yani. İlk kotona. Yani ilk koton. Şöyle %50 indirimlerimiz falan var. Mesela buralar full outlet ama işte bazen fiyatlar çok uyguna geliyor, bazen pahalı. Mesela şu 49 TL. Şimdi erkek yanına geldik. Burası da böyle boydan boya indirim. İnşallah indirimdir yani. Böyle burası ve şu kısım erkek. Burada da var siyah. 60. 69. Tam yazlık değil mi? Tamam. 59 bu da. İndirimsiz. Fiyatı da tam sen bu da ama. Çok bir de şey böyle old money. Ama 250 TL. Bu da medium. Tam oturdu bu. Nasıl X'le mesela? Az öncekiyle alakası yok. Elbise. Sünnetlik olmuş. Bu da X'le, o da. Bu çok büyük. Bu da büyük. Bu siyah gibi bence. Açık renk olduğu için öyle. M'si daha iyi olur gibi. Baksana arkada. Git bak gel. Hani M'si de bu arada hani şey böyle ama bu çok okey. Okay. Rengi de çok güzel lan. Çok yaz değil mi? Enerjim evet. Geldi. Şimdi flow'a giriyoruz. Burası da böyle numaralara göre böyle hepsi ayrılmış. Burası erkek kısmı. Normalde burası böyle full hani markalı ürünlerin yani spor ayakkabılarının olduğu şey ama burada işte çok fazla şu an marka yok eskisi gibi. Hani hep Kinetics falan var.
Flo'da şöyle bir beyaz boya var. Bu direkt ayakkabınız için sarardıysa böyle özellikle ayakkabınızın şu kısımlarını falan bembeyaz yapıyor. Şöyle bir şey. Fiyatı da 39. Bir tane de biz alalım. Burada yoktu sanırım. Madame Coco açılmış. Yani her mağazada olan gibi 50 artı 20 falan. Klasik yani. Sanki ekstra bir indirim yok burada. Bunlar var belki. İndirimde mi acaba? Şu güzelmiş. Bu normalde 89, 36'ya düşüyormuş. Şimdi ilk maviye giriyoruz. Buradan hiçbir şey aldın hatırlıyor musun? Maviden mi? Ben de hiç Lavlet'teki mavi. Bu outlet olmasına rağmen hiçbir şey aldığımı hatırlamıyorum. Ben. Yani şöyle kısımlar falan var böyle. Ama çok karışık. 2 adet 299. Tek 149. Tişörtler. %30. Böyle bir outlet kısmı. Şu Adidas'a bakalım. Adidas'ta bazen çok nadiren güzel fiyatlar oluyor. Aaa Stan Smith'ler tatlı. Güzel, ne kadar bunlar? 2000 TL'ymiş. Burada arkadaşlar outlet olduğu için böyle klasik Adidas'larda olmayan parçalar da var böyle hani. Bu sanırım yeni çıkan bir model. Renkleri var bunun. Aynı 2,5. Mesela şöyle bir Superstar daha önce gördünüz mü? Bu da var ama tek oluyor işte. Burada Puma ve Vans mağazası da var. Çok güzel, evet. Aa Nike da varmış. Mesela Air Force var. Yani Nike'da şu an %10 indirim var. Şunu çok beğeniyorum. Şu da indirimde olsun. 1600. Çüş. Bazı mağazalar böyle outlet gibi değil de işte normal fiyatlar işte bazen %10 falan yapıyorlar böyle. Ama bazısı da Cotton Outlet veya şu an mesela Ace Waikiki'ye gideceğiz. Ace Waikiki'de de mesela çok daha böyle outlet fiyatları da görebiliyoruz. Ama bu tarz yerlerde çok tatmin etmiyor yani. Elsie'ye şimdi giriyoruz. Burada da bayağı bir reyon var. Burası sadece mesela kadın. Burası çok büyük ve üst kat falan da var. Burası da böyle erkek reyonu. Burayı da bedenlere göre ayırmışlar. Small, medium falan. Bir de orta tarafta da böyle bayağı bir seçenek var. Yani burayı incik cincik etmeniz lazım. Güzel şeyler çıkıyor o zaman. Şu an şarjım da bir tık az. Çok fazla da bir şey gösteremiyorum. Böyle mayolar, şortlar falan gelmiş. 99. Şöyle bir çanta var. 149. Şu an aşırı acıktık. Bir enerji de düştü. Burada yemek için çok fazla seçeneğimiz yok. Köfte Yusuf falan var. O yüzden şimdi piyazaya geçiyoruz. Şarjım da çok az. Piyazada görüşürüz. Bu arada gezecek çok fazla daha yer var. Karaca konteyner falan da mesela çok mantıklı. Çok af kurdum. Piyazada görüşürüz. Şimdi tramvay durağındayız. Size hemen Lovlet'in konumunu da söyleyeyim. Instagram'da yazmışlar bunun için. Tramvayla geldiğinizde Balıkçı Baran'da uyuyorsunuz hemen. Şurada bakın karşınızda kalıyor. Veya meydandan dolmuşlar da kalkıyor. Direkt lavalet araçları falan. İki türlü de gelebilirsiniz. İlk defa asansörü boş görüyorum. Allah'ım. Bu arada makinenin şarjı bitti. Telefona geçiş yaptım. Şimdi yemek kasına çıkıyoruz. Aşırı acıktık. McDonald's'ımız, KFC'miz, hacı tavuk. Buraya çalıkuşu da lazım ya bence. Çalık şu olsa var ya buranın hepsi kapatır. Bir değişiklik yapıp tavuk dünyası yiyelim. Şundan söylüyoruz. Ben ama salata yerine full makarna söyledim. Şimdi bir an önce yiyelim. Ondan sonra piyazada da biraz gezeceğiz. Mağazalarda görüşürüz. Şöyle New Balance muadili bir ayakkabı var full birde ve indirimdeymiş. 629. Güzel bu arada. Evet. Altının o krem rengi olmuş kötü. He. Arkası da çok güzel ama o sen yanları şey sararmış. Ne denedi acaba? O kadar güzel oldu ki. Aç. Böyle bile giyersin yazın bunu. Sporda da giyerim bunu, dışarıda da. Üstlerine gömlek de attım. Bir de siyahını deneyeyim. Peki bu bedenin... Onun yarabbim. Arkadaşlar bu çocuğun atlet sevdasından ben çok bunalmış durumdayım. Dolabında zibilyon tane atleti var. Hala atlet alıyor. Şu an siyahını deniyor. Bak siyaha bak. Bu da çok iyi olmuş. Bakalım. Bu daha güzel. Bak buna düştüm. Bu da çok iyi. Zayıf buna düştüm. Çok güzel. Siyah aşırı iyi. Bunu normalde giyersin. Bak bunu çok sevdim ama beyazdan emin değilim. Evet bu sporda da güzel giyilir bence. Evet bunu sporda giyersin. Bir şey diyeceğim Gözde. Peki benim sadece bugün atlet almam. Sen altı aldın, senin. Ben üstü aldım. Ben de hiç üstü yok. SYK.com bakın buradaydı.
yenilenmeye geçmiş. Şimdi o kasa tarafına ilerledi. Saçım ne ama. Kasa tarafına gitti ve küçücük yapmışlar. Şimdi Esvaki Home'dayız. Belki spor namına bir kıyafet falan buluruz diye. Ha çanta falan. Biz bu arada söyledik mi? Pazartesi günü spora başlıyoruz. Onun alışverişindeyiz. Hani vlogun sonunda diyorum bunu ama. Onda da 199 yazıyor. Şu spor için hani altına şöyle ayakkabı koymalık falan. 119'a düşmüş. Yeşilini daha çok beğendik. Yeşil ama 199. 160 mı? Aynen. Bunda peki 119 mu en son? Onu da bir kutu. O aynıdır ya. 119, 160. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. İkisi de güzel ya. Güzel bir şey bu arada. Bilgisayarım ısrar, geniş içi. Evet evet. İkisi de güzel ya. Fotoğraf at, annene sor. Erkekte de şöyle bir şey var. Güzel bayağı, böyle derimsi evet, bir şey. Kalın deri bayağı. Ama 400. Ve indirimde bir şey de yok. O kalitesiz hani duruyor. Böyle eczanelerin hediye verdiği çantalar gibi. Hani şurada Herbalife falan yazıyor. Şimdi masa tenisi oynayacağız. Az daha değiyordum ha. Ana uzun zaman sonra sen videoda gözükeceksin evde. Aa siz evde böyle hayırdır böyle hanımefendi ya. Misafirlerimiz vardı. Şimdi bugün misafirler vardı. Bu yüzden bizim kız böyle bir şekilde. Neler var yemek, ne kaldı mesela? Ben geç geldim eve. Şimdi eski gün gibi değil. Yeni çıkarmışlar. Ev sahibi sadece kıymalı pide yaptırıyordu. Hı. Kıymalı pide yaptırdık. Ben ekstra iki tepsi poğaça yaptım. Hı. Annem ekstra salata yapmış. Bakalım bunlara bir yandan, böyle konuşmayalım sadece. Kıymalı pidemiz var. Bu zaten Samsunluların olmazsa olmazı. Hı. Şu modelden. Oo. Burada sarma var. Evet, bu kimden sarma geldi? Sarma çok güzel, Ergül teyzemden. Tatlı vardı. Denizler de yani bu. Çay var. Çay var, meyve var. Üç demlik çay yaptık. Hı-hı. Semaver yaptık, sigorta attı. Benim baktım fırını kapatıyorlar. Benim poğaçalar kaldı içeride. Diyorlar ki fırını kapatalım. Dedim gidin televizyonu kapatın. Hani muhabbet edin de. Ben de bugün Beyza spor için alışveriş yaptım. Bir tek atleti gördüm. Zaten sadece atlet aldım. Gerçi. Yiyecek misin sen de, getireyim mi çatalı? Bana hazırlanan tabak bu. Ve yanında dolmamız var. Peki bu Gitton arbütin reke. Hyaluronik asit. Ha hyaluronik asit, evet. O nemlendirmeye yarıyor. Arbütin de lekeler, hani bizde çil falan oluyor ya, onlar içinmiş. Bakalım. Biraz gül suyu kokuyor gibi. Yani gül kokuyor. Ama kötü değil. Beyza dedi ki bir dakika bu şey olsun. Sırada şu. Bunun da bir kokusu bir değişik. Bunda gül suyu değil ama değişik bir koku var. Yani ürünlerin kokuları güzel değil. Yani en azından bunun değil. Arkadaşlar bence artık videoyu bitireyim. Normalde asitik bir şey sürdükten sonra güneşe temas etmemek lazımmış aslında. Özgüden serumlar gece yapılıyormuş falan filan ama güneş ışığı şu an çok güzel. Hani bu ışıkla kapatmak istiyorum videoyu. Umarım keyifli bir video olmuştur. Buraya kadar izlemişsinizdir. Elinden geldiğince her şeyi çekmeye çalıştım. Daha fazla vloglar gelmeye devam edecek. Havalar çok şükür ısınmaya başladığı için giyinme odamı da sizinle birlikte düzenlemek istiyorum. Yani yazlıkları birlikte çıkaralım falan filan. O da yakında gelir. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.